Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Buğu Sözcürk, İTÜ Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda tanıtım ofisi yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere Jeoloji Mühendisliği bölümümüzü tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 15 dakikada doktor öğretim üyesi Fatma Gülmez Yıldırım hocamız bizlere bölüm tanıtım sunumunu yapacak. Ardından 30 dakikada ise sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Soru cevap kısmında mezunlarımız araştırma görevlisi Merve Uygur ve araştırma görevlisi Merve Sütçü hocalarımız da bizlerle olacaklar. Şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Ben kısaca bölümümüz hakkında bilgi vermeye çalışayım sizlere. Şimdi ilk önce jeoloji mühendisliği nedir? Zaten hepinizin fikri olduğunu tahmin ediyorum ama bir kısaca özetleyelim. Jeoloji mühendisleri ne var? Mühendislik uygulamaları kapsamında yer bilimlerini ilgilendiren konulara odaklanırlar ve bu konularla ilgili problemlerin çözümünü üstlenirler. Bu çok genel bir tanım. Hangi alanlarda çalışırlar? Mesela yer kürenin zenginliklerini ekonomiye kazandırırlar. Doğal kaynakların etkili kullanımı ve geri dönüşümünü planlarlar. Ve çeşitli doğal afetlerin oluşturabileceği tehlikelerin en aza indirilmesini sağlarlar. Şimdi jeoloji mühendisliği eğitimine bakalım. Jeoloji mühendisliği eğitimi, jeoloji mühendisliğinin 4 tane ana alt kolu var. Buna göre tasarlanmıştır. Bunlar nedir? Genel jeoloji, mineraloji, petrografi, maden yatakları ve jeokimya ve mühendislik jeolojisi olarak 4 ana alana ayrılır jeoloji. Genel jeoloji nedir? Katman bilimi, istif bilimi, yapısal jeoloji, levha tekniği ve paleontoloji gibi konuları ele alır. Mineraloji petrografi, kayaçların yapısal, dokusal ve mineralojik özelliklerini ve bunların oluşum süreçlerini inceler. Maden yatakları ve jeokimya, doğal kaynakların nasıl oluştuğunu, bunların aranması ve bulunmasını ve rezervlerin hesaplanmasına odaklanır. Uygulamalı jeoloji ise daha çok mühendislik jeolojisi, yani çeşitli baraj ve tünellerin inşaatları, kaya mekaniği, kaya yapıları jeolojisi, yeraltı suları jeolojisi ve çevre jeolojisi gibi konulara odaklanır diyebiliriz. Şimdi bölümdeki eğitim nasıldır? Jeoloji bölümünde 8 yarı yıl olarak planlanmıştır ve derslerin %30'u da İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde İngilizce olarak verilmektedir. Şimdi burada birinci yarı yılın bir ders planı var. Eğer bölüme kaydolursanız ilk yarı yılda alacağınız dersler bu listedeki dersler. İTÜ'nün genelinde böyle bir durum var. Birinci dönemde alan dersleri oldukça azdır ve öğrenciler genelde havuz derslerini alırlar. Birinci dönemde jeoloji mühendisliğine girişle bir aslında mesleğin size tanıtımı yapılır. Kristalografi dersi vardır. Malzemelerin kristal yapılarının incelenmesine odaklanan ve jeolojinin aslında önemli konularından bir tanesi olan bir derstir. Fizik 1 alırsınız. Bu İngilizce. Fizik 1'in laboratuvarı vardır. Yer bilimlerinde tasarım dersi vardır. Bölüm dersi olarak. Matematik 1, genel jeoloji, mühendislik etiği ve İngilizce dersleriyle akademik danışmanlık alırsınız. Şimdi İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünün başarısını ortaya çıkaran önemli olaylardan bir tanesi, durumlardan bir tanesi şu. Bölümde çok fazla ulusal ve uluslararası proje yönetiliyor. Bu projelerin bu kadar yoğun yapılıyor olması bölüm akademisyenlerinin ve çalışanlarının akademik üretkenliğini arttırıyor. Ve bu nedenle de bölümü diğer bölümler arasında farklı bir noktaya taşıyor. Şu anda 15 tane ulusal ve 2 tane de uluslararası proje yürütülüyor farklı hocalar tarafından. Bu projeleri destekleyen kuruluşlar TÜBİTAK, çeşitli bakanlıklar, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, çeşitli sanayi kuruluşları ve kamu kuruluşları olarak tanımlanabilir. Projelerin konuları az önce de bahsettiğim gibi jeolojinin 4 farklı alanını ilgilendiren konulardan oluşuyor. Bunlara biraz örnek vereyim hızlıca. Şu anda hangi projeler yürütülüyor? Bunlardan birkaçı. Örneğin TÜBİTAK tarafından desteklenen Doktor Ufuk Tarı'nın Marmara Denizi'nin depremselliğine odaklanan bir projesi var. Yine aynı şekilde Doğu Anadolu Fayı'nın deprem riskinin hesaplanmasına yönelik Profesör Doktor Kadir Eriş tarafından yürütülen ve Hazar Gölü'nde yapılan çalışmalar var. Bir fotoğraf görüyorsunuz burada. EMKOL ekibinin göldeki çalışmalarına dair. Kutup çalışmaları kapsamında 2 tane öğretim üyemizin önemli projesi var Antarktika'da yürütülen. Bir tanesi Doktor Nurgül Çelik Balcı'nın, diğeri de Profesör Doktor Şafak Altunkaynak'ın. Her iki fotoğrafta Antarktika'dan alınmış fotoğrafları bu çalışmacıların.
TÜBİTAK-MAM'ın desteklediği bir projemiz var. Gülsen Uçarkuş tarafından yürütülüyor. İzmir depreminden sonra Kuşadası Körfezi'nin depremselliğinin araştırılması üzerine. Yine Profesör Doktor Nurgül Bağcı tarafından Salda Gölü'nde yürütülen önemli bir çalışma var. Biliyorsunuz Salda Gölü bu aralar oldukça popüler dünya bilimi açısından da. Bunların dışında pek çok proje yürütülüyor. Özellikle mühendislik jeolojisini ilgilendiren çok fazla sayıda proje var. Bazı fotoğraflar görüyorsunuz. Konuya ilgili olanlar için kayıt tarihi geçecek zannediyorum ama 21-23 Ekim tarihinde de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik jeolojisi alanında bir sempozyum düzenleniyor. İlgili olanların bu sempozyumu takip etmesini önerebilirim. Bölümdeki Ar-Ge ve tasarım olanaklarına bakmaya devam edersek yine söyleyebilirim ki bu kadar fazla projenin olmasının bir sebebi var. Çünkü bölümün araştırma imkanları çok gelişmiş vaziyette. Çok fazla laboratuvarımız var. Farklı konuların araştırıldığı. Ben listelerine birkaç fotoğraf göstereyim size. İşte ince kesit laboratuvarını görüyorsunuz. Burada ince kesit çalışmaları, yani petrografi çalışmaları olarak adlandırıyoruz. Mineraloji çalışmaları olarak adlandırıyoruz. Bunlar jeolojinin en temel konuları ve hangi alanda çalışırsanız çalışın. Petrografi ve mineraloji araştırmaları yapıyorsunuz. İnce kesit laboratuvarının altındaki fotoğraf kaya mekaniği laboratuvarından. Burada ortada gördüğünüz fotoğraf cevher mikroskobisi, maden yatakları araştırmaların yapıldığı daha çok ağırlıklı olan cevher mikroskobisi laboratuvarından alınmış. Altta bir XRF cihazı, burada da XRD cihazını görüyorsunuz. Bunlar bizim analitik ölçümleri yaptığımız aletlerimiz bölümde. ÇAP ve Erasmus'a bakalım kısaca. Ne oluyor? Şimdi İTÜ'nün bütün bölümlerinde çift anadal yapabiliyorsunuz. İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünde bunlardan bir tanesi. 15 tane diğer bölümlerden gelen öğrenci var. İTÜ Jeoloji Mühendisliği ile birlikte ÇAP yapan 5 tane de yan dal öğrencimiz var şu anda. Jeoloji Mühendisliği bölümünden 3 öğrenci de Jeofizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümlerinde çift anadal yürütmekte şu anda. İki tane öğrenci de Erasmus kapsamında çeşitli ülkelere gittiler lisans eğitimleri süresince ve bir tane öğrenci de yurt dışından İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümüne geldi. Bölüm mezununu bekleyen iş fırsatları nelerdir? Buna başlamadan önce hızlıca bir şunu söylemek istiyorum. Mezunların istihdam oranı, yani mezun olduktan 6 ay sonra, 6 ay içerisinde işe başlama oranları %70.83, 71 diyebiliriz. İstihdam edilen mezunların %17'si ise staj yaptığı yerde işe başlıyor. Eğitim görülen alanda işe girme oranı ise %33 olarak hesaplanmış. Yani bu ne demek? Jeoloji mühendisi olarak mezun olduysanız eğer, mezun olanlardan %33'ü jeoloji mühendisi olarak kariyerlerine devam ediyor. Bunun dışında da farklı alanlarda çalışıyorlar. Farklı dallarda mühendislik yapıyor mezunlarımız. Nelerdir peki iş imkanları? İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünün öğrencileri, mezunları hangi alanlarda çalışabilir? Yurt içi ve yurt dışında şirketlerde veya yurt içindeki uluslararası şirketlerde veya ulusal şirketlerde iş buluyorlar genelde. Endüstriyel ham madde üretim, yani maden ve maden sektörü, özellikle seramik, cam, çimento üretimi, metalik madenlerin araştırılması alanlarında çalışıyorlar. İnşaat jeolojisi, yani baraj, tünel ve yol inşaatlarında çalışıyor mühendislerimiz. Bunun dışında petrol, doğalgaz ve su sektörlerinde çalışıyorlar. Yurt içinde çeşitli kamu kurumları var. Maden tetkik arama, devlet su işleri, Türkiye Petrolleri, Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri ve İller Bankası gibi çeşitli kuruluşlarda istihdam olanağına sahipler ve yine hatırı sayılı oranda mezunumuz da yurt dışında yine özel sektörde iş bulabiliyor. Şimdi neden İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünü seçmelisiniz? Bu önemli bir soru olarak bence öne çıkıyor. İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümü Türkiye'nin en köklü jeoloji mühendisliği bölümü. 1961 senesinde kuruluyor ve 2021 QS Dünya Üniversite sıralamasına göre de Türkiye'nin en iyi jeoloji mühendisliği bölümü. Bunun sebebi ne? Kurulduğu zamandan beri dünyaca ünlü sayılı bilim insanlarını barındırıyor. Profesör Doktor İhsan Ketin, mühendislik jeolojisinin kurucularından Kemal Erdoğan'la,
Maden yataklarının Türkiye'deki en önemli ismi Galip Sağıroğlu. Paleontolojinin en önemli isimlerinden Cazibe Sayar, bizim bölümümüzün önemli isimlerinden. Daha günümüze yakın zamanlara odaklandığımızda da, günümüze yakın dönemlere baktığımızda da şöyle söyleyebiliriz. Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanı listesi açıklandı 2020'de. Burada yer alan Türk bilim insanlarının 8'i İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünün mensubu. Aykut Barkka rahmetli, hepiniz ismini bilirsiniz, 99 depreminden sonra Kuzey Anadolu fayının anlaşılması adına dünya literatüründe çok önemli katkılarda bulundu. Mehmet Keskin, Okan Tüysüz, Naci Görür, Yücel Yılmaz, Aral Okay, Namık Çağatay ve yine hepinizin tanıdığı Celal Şengör bölümümüzün öğretim üyeleri. Bunun yanı sıra akademik kadronun bu kadar parlak olduğu bir bölüm olmasının yanı sıra İTÜ Jeoloji Mühendisliği mühendislik eğitiminde de oldukça iddialı ABET var. ABET nedir? Uluslararası bir komisyon aslında, Amerika'daki ve dünyanın çeşitli yerlerindeki üniversitelerde verilen mühendislik eğitiminin akreditasyonunu standartize edilmesini denetleyen bağımsız bir kuruluş. Buna göre biz İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümü olarak ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu'nun tarafından akredite edilmiş bir programız. Yani sizin burada aldığınız mühendislik eğitimi dünyanın neresine giderseniz gidin kabul görecek bir mühendislik eğitimi olarak kabul ediliyor. Bu anlamda da önemli İTÜ öğrencisi olmak. Birkaç tane fotoğraf göstereyim. Belki biraz daha buradaki eğitimin ve mezun olduktan sonra yapacağınız işin kafanızda şekillenmesi açısından. Burada Celal Şengör'ü lisans öğrencileriyle birlikte bir saha çalışmasında görüyorsunuz. Biz jeologlar olarak sahada epey zaman harcıyoruz. Tabii ki de bu zorunlu değil. Masa başında çalışmayı tercih eden de jeologlar var, kariyerini bu şekilde kuran, ama jeolojide saha çalışmaları hala daha günümüzde oldukça temel oluşturuyor. Buradaki fotoğrafta ortada yine EMPOL ekibinin Van Gölü'nde yapmış olduğu bir çalışmada aldıkları karot numunesini görüyorsunuz. Bir iklim ve depremsellik araştırması projesi kapsamında yapılan çalışmalardan alınmış bir fotoğraf. Doktor Gülsen Uçarkuş'un Antarktika'da çekilmiş bir fotoğrafı. Aşağıda da kil araştırmaları, endüstriyel ham madde araştırmaları sırasında yapılan bir saha çalışmasından çekilen bir fotoğrafı görüyorsunuz. Öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Remzi Karagüzel'in Bolu Tüneli, Bolu Tüneli'nde çekilmiş bir fotoğrafı ve yine bölüm öğrencilerinin bir katı atık depolama inşaatını ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını görüyorsunuz. Ben daha fazla bilgiyi kafanızda oluşan soruları gidermek açısından edinebileceğiniz yerin en doğru adresin İTÜ Jeoloji Mühendisliği Kulübü Instagram sayfası olduğunu düşünüyorum. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur ve takip ediyorsunuzdur ama burada özellikle mezunlarımızla yapılmış olan röportajlar var. Onları izleyerek kariyerinizin nasıl şekilleneceği konusunda daha iyi fikir sahibi olabileceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Sunumunuz için teşekkürler hocam. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Dilerseniz sorularınızı chatten yazabilirsiniz ya da mikrofonunuzu açarak da sorabilirsiniz. Sorular gelene kadar dilerseniz Merve Hocam siz de kısaca kendinizden bahsedebilirsiniz. Sonrasında soruları cevaplarız. Herkese merhabalar. Ben Merve Uygur. Ben de maden yatakları alanında çalışıyorum. Doktora öğrencisiyim. Aynı zamanda araştırma görevlisiyim. Şöyle bir kariyer yolu izledim aslında. Staj yaptığım dönemde jeokimya laboratuvarındaydım ve orada uzaktan algılamayla çalışan bir hocamız var. Eğer bölüme gelirseniz tanışırsınız. Muhittin Karaman'ın uzaktan algılamayla maden yataklarını birleştirerek bir multidisipliner çalışma oluşturduğunu gördüm ve bundan etkilendim açıkçası. O biraz daha su kimyası üzerine yoğunlaştı. Ben de daha çok kara üzerinde yoğunlaştım. Şöyle diyebiliriz aslında, jeoloji sadece jeoloji değil, bunu farklı disiplinlerle de destekleyebilirsiniz. Ben bunu başarabilmek için, o basit anlamda anlatmaya çalışıyorum, o yüzden biraz zorlanıyorum da, uydu görüntülerinde mesela bir maden yatağını belirlemek istiyorsanız
Jeoloji bilgisinin yanı sıra geometrik bilginiz de olması gerekiyor. Uydu görüntüsünü işleyebilmeniz gerekiyor. Bunu jeolojik verilerle deneştirebilmeniz gerekiyor. Bu şekilde farklı disiplinlerle de çalışabilirsiniz. Bunu önerebilirim. Benim de uzmanlık alanım bu şekilde gelişti diyebilirim. Teşekkürler hocam. İlk sorumuz geldi. Okuyorum sizler için. Çalışma şartları nasıldır? Çalışma şartlarından kasıt nedir? Öğrencimize soralım. Hı hı. Yani 4 yıllık bir eğitim alıyorsunuz ve az önce Merve'nin de bahsettiği gibi sonuçta tamamen bir alanda uzmanlaşmış olarak mezun olmuyorsunuz. Dediğim gibi 4 tane farklı alan var jeolojinin altında. Ya ekonomik jeolojiye yönlenirsiniz, genel jeolojiyle ilgilenirsiniz, bir saha jeoloğuna dönüşürsünüz. Eğer akademik kariyer düşünmüyorsanız, özel sektörde çalışacağınızı ve kamu alanında çalışacağınızı düşünürsek, bu alanlara yönlenebiliyorsunuz. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? İşte paleontolojinin çok fazla bir karşılığı yoktur özel sektörde ama iyi bir yapısal jeolog olursunuz ve bizim aramacılık dediğimiz alanda çalışırsınız. Yani herhangi bir maden yatağının aranması, bir jeotermal kaynağın veya petrolün aranması için çalışırsınız. Ya da ne olursunuz? İşte Merve'nin az önce özetlediği gibi uydu verileriyle çalışırsınız. Çünkü artık daha çok buna kayıyor. Tüm dünyada, bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi jeolojide. Uydu verileriyle çalışırsınız. Nerede çalışırsınız? Çalışma şartları nedir? Eğer Türkiye'de sektörde çalışmak istiyorsanız, evet, sahada çalışırsınız. Jeolog olarak çalışmak istiyorsanız. Şantiyelerde çalışırsınız. Ondan sonra eğer masa başında çalışmak istiyorsanız da şirketlerin merkez ofislerinde çalışırsınız ve mühendislikten çok birazcık daha farklı alanlara kayarsınız ama yine jeoloji mühendisliğini ilgilendiren konularda satın almacı olabilirsiniz, işletmeci olabilirsiniz. Bizim mezunlarımız da özel sektörde kariyerinde çok iyi yerlere gelen insanlar çoğunlukta. Kısa bir deneyim kazandıktan sonra 3-4 yıllık sahada uygulamaları gördükten sonra çoğu zaten yönetici pozisyonunda çalışmaya başlıyor. Çünkü İTÜ böyle bir yer. İTÜ'nün bir marka olduğunu kabul etmek lazım. Hangi bölümden mezun olursanız olun, İTÜ mezunları her zaman ayrıcalıklı oluyor. Teşekkürler hocam. Peki bölümün yurt dışındaki çalışma imkanları nelerdir? Bir daha alabilir miyim soruyu? Bölümün yurt dışında çalışma imkanları. Ya az önce de bahsettiğim gibi bölüm akredite bir bölüm olduğu için mühendislik diplomanızın işte geçerli olmaması gibi bir durumla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Kişisel çabalarınız, dil becerinizi ne kadar geliştirdiğiniz ve ne kadar iyi bir CV hazırladığınızla ilişkili olarak yurt dışında iş bulma imkanınız da o oranda artıyor. Bunun da örnekleri çok fazla. Mesela ben şöyle örnek verebilirim. Ben 2001 yılında girdim İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümüne. Lisansımı, yüksek lisansımı ve doktoramı burada tamamladıktan sonra ayrıldım. Lisans eğitimini birlikte tamamladığım arkadaşlarımdan pek çoğu inşaat jeolojisi bölümünde deneyim kazandıktan kısa bir süre sonra Londra, Katar ve Avustralya'da iş buldular ve orada devam ettiler hayatlarına. Dolayısıyla bu oranın da aslında yüksek olduğunu söyleyebilirim. Sadece benim dönem arkadaşlarıma özgü bir durumda değildi bu. Daha sonra da bunun örneklerini gördük, oluyor. Teşekkürler hocam. Stajla ilgili bir sorumuz var. Stajı okul mu sağlıyor ve hangi şirketlerde staj yapabilirim? Stajı okul mu sağlıyor? Stajı zannediyorum okul sağlamıyor. Öyle bir, yani o konuyu Merve Hanım belki daha iyi bilir. Ben onunla çok fazla ilgilenmiyorum ama cevap vermek ister misiniz? Evet, ben kendi tecrübemden bahsedeyim. Açıkçası staj imkanını kendiniz arıyorsunuz. Bu kurumlar da olabilir ya da özel şirketler de olabilir. Onun yanı sıra hocalarımızın yanında stajlar yapabilirsiniz, arazi şeklinde olabilir ya da laboratuvarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız okulun bünyesinde ya da özel olan laboratuvarlarda staj imkanı bulabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin ilgi alanınıza ve başvurmak istediğiniz yere bağlı. Teşekkürler hocam. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorularınızı bekliyoruz.
Bir sorumuz daha geldi hocam. Bölümün Erasmus imkanları nelerdir? Bölümün Erasmus imkanları nedir? Az önce özetlemeye çalıştım ama atlamış olabilirim. Çok hızlı yaptım sunumu çünkü fark ediyorum şimdi. Erasmus'la yurt dışına giden, Amerika'ya giden zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Merve beni düzeltsin. Yağmur'du herhalde. Ve Almanya'ya giden iki tane öğrencimiz var. Dolayısıyla hocam Erasmus... Lafınızı böldüm de Erasmus'ta gitmemişti Yağmur. Ha tamam. Erasmus'ta giden iki öğrenci var ama bildiğim kadarıyla. Çek Cumhuriyeti bir de Hırvatistan. Tamam. Çek ve Hırvatistan gelmiş. Doğru. Dolayısıyla Erasmus imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Eğer öyle bir niyetiniz varsa bölüm zaten bunu çok destekliyor. Gerçekleşmesi için de yardımcı oluyor. Protokoller olduğu sürece tabii ki de gitmek istediğiniz üniversiteyle bizim üniversitemiz arasında belli protokollerin olması lazım. Fakat bu protokoller yoksa bile bunların gerçekleştirilmesi için dediğim gibi bölüm üstüne düşeni seve seve yerine getiriyor. Teşekkürler hocam. Çift anadal yapmam benim için avantaj sağlar mı? Bu öğrenim sürecimi zorlaştırır mı? Çift anadal yapan var mı içinizde arkadaşlar? Yok. Çift ana dal çok meşakkatli tabii ki de. Hangi bölümle yapacağınıza bağlı olarak da değişir. Çünkü iki tane bölümü aynı anda okuyorsunuz ve eğer ortak dersler de azsa, mesela jeoloji ve jeofizik birlikte çift ana dal yapıyorsanız bir nebze daha rahat olabilir. Ama benim burada asistan olduğum dönemde bizim malzemeyle çift ana dal yapan bir öğrencimiz vardı. Jeolojiden malzemeye geçmişti diyelim. Yani jeoloji eğitimine başlamıştı ve sonra malzemeyle çift ana dal yapmaya başlamıştı. Zorlu mu? Evet zorlu çünkü çok fazla emek vermeniz gerekiyor. Ama sonuç olarak da çift ana dal programında her iki bölümünde diplomasını alıyorsunuz. İTÜ gibi bir üniversiteden iki bölümden de diploma almak lisans derecesi için oldukça önemli bir meziyet. Kolay bir şey değil tabii ki de emek gerektiriyor. Teşekkürler hocam. Kontenjanlar aynı mı diye bir sorumuz geldi. Bölümün kontenjanımı tam olarak anlayamadım ama hala 60 kişi mi diye soruyor. 60 artı 5 oldu galiba bu dönem. Bazen eklemeler olabiliyor. 65 olması lazım. Tamam, teşekkürler. Başka sorularınız var mı arkadaşlar? İş imkanı en çok kamusal alanda mı fazla yoksa özel sektörde mi şeklinde bir sorumuz var. Şimdi bu soruya bir kesin bir cevap vermek çok doğru değil. Çünkü böyle bir çalışma yapıldığını ben düşünmüyorum. Onun için mezunların daha çok kamu alanında mı yoksa özel sektörde mi çalıştıklarına bakmak belki mantıklı olabilir. Özel sektörde çalışan mezunlarımız daha fazla. O bir gerçek. Yani bu kayıt altına alınmış bir anket yapılmış değil ama dediğim gibi tamamen deneyime dayanarak konuşuyorum. Özel sektörde çalışan mezunlar daha fazla olmuş oluyor İTÜ Jeoloji'den. Dediğim gibi bunlar farklı sektörlerde olabiliyor. İlla ki sahada çalışmanız gerekmiyor. Alanlarını değiştirenler de çok fazla. Yani jeoloji mühendisi olarak birebir sahada çalışmak veya işte jeoloji mühendisliğinin problemleriyle masa başında uğraşmak yerine işletme ve satın alma kısmına kayan, bankacılık alanında çalışan da çok fazla mezunumuz var. Teşekkürler hocam. Kapatmadan önce sizin son olarak söylemek istediğiniz şeyler, belki Merve hocam gelecek öğrenciler için birkaç tavsiye vermek ister. Şu an iki Merve'yiz. İkiniz de söyleyebilirsiniz. Merve Sütçü belki birazcık Merve'nin yaptığı gibi kendi kariyerini örnekleyebilir, anlatabilir. Ne oldu? İTÜ Jeoloji'den mezun olduktan sonra. Ben stajlarımdan bahsedebilirim. Stajdan bahsettiniz. Genel bir toparlayayım. Ben ilk stajımı Esan'da yaptım. Esan'da bir soru sormuşlardı. Mesela bazı firmalar şu kadar adama ihtiyacımız var diye bir kadro gönderiyorlar.
O şekilde de özel şirkette staj yapma şansınız da oluyor. Yani mesela Esen diyor ki benim 5 tane jeoloji mühendisine ihtiyacım var staj için. Bunu hocalarımıza belirtiyor. Hocalar da size böyle böyle bir fırsat diyerek, hani kendiniz araştırmadan da böyle bir şey olabiliyor. Onun dışında da jeokimya laboratuvarında, ALS laboratuvarında bir staj yaptım ben. Daha farklı bir alana hani görmek için en azından. Onu tavsiye ederim. Neredeydi mesela, Merve? O konuda da İzmir'de bilgi. Hocam. İzmir'de. İzmir'de. İzmir'de ALS var. Uluslararası bir jeokimya laboratuvarı. Merkezi Avrupa'da galiba, yanlış hatırlamıyorsam ALS. Şey, Kanada'da hocam. Kanada'da. Kanada'da. Ben onları karıştırıyorum, evet. Önemli bir uluslararası firma o da bu arada. Yani benim genel olarak tercih etmek isteyenlere söyleyeyim. Hani genelde yatay geçiş, çap için insanlar gelmek istiyor. Ama eğer bunu yapamazsanız bölümü severek de gelmeniz gerekiyor. Yani ben bu mesleği yapabilir miyim? Ki genelde seviyorlar. Ben de o şekilde geldim şimdi söyleyeyim. Hani dedim yatay geçiş ama bölümü sevdiğim için daha sonrasında burada kaldım. Senin yani, amacın neydi Merve? Yani üniversite sınavına girdikten sonra ne vardı kafanda peki? Ben işletme mühendisi istiyordum daha çok. Ama benim babam da maden mühendisi. O yüzden de biraz daha aşina olduğum için de. Ama bölümünüzü seveceğinize garanti verebilirim yani. Genelde sevip kalıyorlar. Öyle diyebilirim. Evet, hocam araya bir soru sorayım ben hemen. Acaba bölüm dersleri içerisinde yazılıma yönelik dersler var mı? Bizim bölümümüzde yazılıma yönelik ders yok. Yazılım değil de Merve CBS'den belki biraz bahsedebilir. Hani biraz daha. Evet, mesela bir dersiniz vardı, ismini unuttum Merve, belki hatırlarsın. Ziyadin Hoca'nın verdiği orada GMT diye bir program var, bir jeologların kullandığı. Orada harita üretimi yapabiliyorsunuz. Onun öğretildiği bir dersimiz var. Daha sonra sanırım Okan Tüysüz ve Ufuk Tarı'nın verdiği ArcGIS'in öğretildiği, bu da size birçok katmanı değerlendirmenizi sağlayan, hani jeolojik veri olsun, litolojidir, litoloji ya da oradaki faylar, bu tarz katmanları üst üste alıp değerlendirme sağlayabildiğiniz coğrafi bilgi sistemi yazılımı ArcGIS. Bunun öğretildiği bir dersimiz var. Onun haricinde ders programlarını inceleyecek olursanız Remote Sensing in Geology diye bir ders var. Burada da uzaktan algılamada hangi yazılımların kullanıldığını öğreniyorsunuz. Bu ENVI olabilir, ERDAS olabilir. Bu tarz yazılımlar hakkında tabii ki derslerimiz mevcut. Evet, yani bizim alanımızda kullanılan pek çok program var ve derslerin hocaları kendi kullandıkları programları da tabii ki de öğrencilere, artık zaten herhangi bir programın kullanılmadığı bir meslek alanı yok. Dolayısıyla bu programları öğreniyorsunuz derslerin kapsamında. Merve'nin de özetlediği gibi, ama doğrudan yazılımla ilgili bir ders yok, fakat havuz dersleri var. İşte bilgisayar 1, bilgisayar 2 falan denir. Benim zamanımda Python öğretiliyordu. Sonra o Fortran, daha önceki zamanda Fortran, sonra Python, sonra MATLAB oldu. Şu anda ne oluyor bilmiyorum ama yazılımla ilgili evet ders alıyorsunuz, fakat bölümden almıyorsunuz o dersi doğrudan. Teşekkürler hocam. Sizlerin eklemek istediği başka bir şey var mı? Yani kapanış için ne söyleyebiliriz? Şimdi biz burada 3 tane kadınız farkındaysanız. Ben ve Merve'ler olmak üzere. Şimdi jeoloji ve yer bilimleri ve mühendislik böyle daha çok erkek alanı gibi algılanıyor hala da. Ama emin olun kadın öğrenci sayısı çok fazla. Kadın mezunlarımız içinde jeolog olarak veya jeoloji mühendisi olarak çalışan insan çok fazla. Evet, Merve Sütçü'nün söylediği gibi ilk önce birazcık insanın gözünde büyüyebiliyor eğer etrafınızda tanıdığınız, bildiğiniz bir yer bilimci yoksa. Fakat eğer doğayı seviyorsanız, yani masa başı bir iş olmasın, işte ben masaya bağlı çalışmayayım diyorsanız, jeoloji o anlamda aslında çok dünyanın farklı yerlerini de gezip görebileceğiniz ve keşfedebileceğiniz bir meslek alanı ve çok fazla imkan oluşturuyor diyebilirim. Ama tabii ki de bu diğer meslek dallarında da olduğu gibi, eğer alanınızı severseniz ve kendinizi geliştirmek isterseniz.
O nedenle kendinizi yakın hissediyorsanız jeolojiye veya diğer yer bilimlerine, İTÜ Jeoloji ve az önce de dediğim gibi zaten İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Avrupa'daki pek çok bölümle de hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki pek çok bölümle kıyaslandığında bilinen bir bölüm. Ben de dediğim gibi ben 2001 yılında girdim bölüme. O zaman işte 99 depremi olmuştu ama zaten ben de çocukluğumdan beri birazcık ilgiliydim. Yani ya jeoloji ya biyoloji okumak istiyordum ve sonuçta İTÜ'yü kazandım. Benim zaten ilk tercihimdi. Yüksek de bir puan almıştım. O zamanlar ölü tercih derlerdi. Hani düşük puanlı bölümü ilk sıraya yazardınız da sonra yüksek puanları yazardınız. Dolayısıyla ben girdim. İlk başlarda birazcık zorlandığımı itiraf etmek istiyorum. Zor geldi. Böyle olacağını tahmin etmemiştim diye düşünmüştüm ama ilk yılı atlattıktan sonra hemen adapte oldum. Yani çok parlak ve başarılı bir öğrenci değildim, onu söyleyebilirim. Ama jeolojiyi eğer seviyorsanız kesinlikle devam etmek istiyorsunuz. Zaten sonra işte Merve'lerin de yaptığı gibi lisanstan mezun olduktan sonra ilgimi çeken alan benim mineraloji petrografiydi. Ben özel kayaçların kökenini araştırmaya yönelik bir alanda çalışıyorum. Sonra yüksek lisans yaptım. Sonra doktoramı tamamladım. Doktoramı tamamladıktan sonra da dediğim gibi jeotermal enerji sektöründe çalışmaya başladım. Yaklaşık 4 yıl kadar sektörde çalıştım, özel sektörde. Bir jeotermal enerji santralinin devreye alınmasına kadar geçen süreçte sahada ve ofiste her aşamada çalıştım. Dolayısıyla jeolojiyi biliyor olmak, yani burada çok iyi bir jeoloji eğitimiyle bir kere donanıyorsunuz. Alanınız ne olursa olsun, isterseniz işte bitirme tezinizi veya yüksek lisansa devam edeceksiniz, yüksek lisansınızı maden yataklarıyla ilgili yapın. Gidip sahada kolaylıkla bir araştırma jeoloğu olarak çalışabiliyorsunuz. Çünkü ders planı ona göre programlanmış ve aldığınız eğitim oldukça üst düzey. Kısa bir adaptasyon sürecinden sonra yapamayacağınız şey yok diye düşünebiliriz. Yani makine mühendisleriyle birlikte mesela santral dizaynı da tartışabilirsiniz. Diğer yer bilimcilerle birlikte işte nereye kuyu açarsanız oradan petrol veya doğalgaz ya da jeotermal akışkan bulacağınızı da tartışabilirsiniz. Ve belki birazcık eksik kalıyor ama jeoloji çok multidisipliner bir alan. Yani sadece yer bilimine işte mineraloji, kayalara bakıyorsunuz, ondan sonra kayaları inceliyorsunuz değil. Merve'nin de söylediği gibi, Merve Sütçü değil diğerinin, oldukça farklı alanlara sizi yöneltebiliyor, o farklı alanlardan beslenmenizi gerektirebiliyor. Kimya ile ilgili çalışabiliyorsunuz, malzeme ile ilgili çalışabiliyorsunuz, işte inşaat mühendisleriyle birlikte çalışabiliyorsunuz. O nedenle ben dediğim gibi hem İTÜ Jeoloji Mühendisliği Kulübü'nün sayfasını lütfen takip edin, takip etmiyorsanız. Çünkü orada pek çok mezunla yapılan röportaj var. Onların kariyer yolculukların hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ne kadar farklı alanlarda çalıştıklarını görebilirsiniz. O nedenle kafanızdaki sorulara daha kolay yanıt bulabileceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Hem katılımınız için hem de verdiğiniz değerli bilgiler için. Aklınıza takılan başka sorular olursa tanıtım@iti.edu.tr'ye de mail atabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Herkese eğitim ve kariyer hayatında başarılar diliyorum. Hoşçakalın.